Ama var ya, hepsi senin yüzünden Sıtkı. Valla bak, bak Pinokyo dediğin uyarır, uyarır. Yalan söylemek kötüdür. Gün gelir kalas sevginin seni terk eder der. Bonca senelik Tahtalar Köyü yaşantısında edindiği tecrübeleri anlatır. Uzayan burnunu örnek gösterir yahu. Ama sen benim konularda hiç uyarmadın Sıtkı. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Ha? Sorarım sana, sonra ne oldu? İşte ben böyle hasretimden eridim, bittim. Böyle kuş kadar kaldım. Oh, oh. Bir şey diyeyim mi sana Sıtkı? Böyle gözümün önündeyken de özlemek ne zormuş be. Abi. Hayır falan değil abi. Bu kız böyle konuşup durmayı kesmezse ben kafa yiyeceğim. Görüşürüz Ezgi. Ne oluyor ya? Ben Ezgi'yi geçireyim de sen git Defne'ye bir bak. Açmayınca ben siz orada kaldınız ve böyle her şeyi hallettiniz falan sandım. Hiçbir şey halletmedik. Ya. Canım benim. İyi misin peki? Değilim ama olacağım. O ne demek be? Yalın'la ben severek ayrılanlar kervanına katıldık. Kırmızı alarm. Acil toplantı. Benim odam. Deniz, Defne çıktı mı? Oo, çok oldu çıkalı ya. Şu düştüğüm hallere bak ya. Kızdan kaçıyorum. Neyse, sağ ol kuzen, görüşürüz. Görüşürüz. Burası yola çıktı. Defneciğim, abim çıkmak üzereymiş. Sen ona yakalanmadan çık istersen. Heh, tamam, sağ ol Yeşimciğim. Benim de işim bitti zaten. Hemen çıkıyorum görünmeden. Hadi bay bay. Göreceğiz bakalım, kaçabilecek misin sevgili yengeciğim? Her iki bomba da hedefe doğru yola çıktı. Tamamdır,
Sistem hazır. Aslında senden önce çıkmaya çalışmıştım ama. Ben de senden sonra çıkmaya çalıştım. Ya